Efendim yaklaşık 3 saat süren yolculuktan sonra Bitola'ya, yani bizim bildiğimiz Manastır'a geldik. Buraya nasıl gelindiğini de söyleyeyim. Çünkü ben bulamamıştım nasıl gelindiğini internette ve kendim burada deneyimleyerek bulmam gerekti. Ohrid'deki otobüs istasyonundan, yani otobüslerin olduğu yerini deniyordu işte ondan. Buraya otobüs var ama işte biz geldiğimizde otobüsler saat 7, 10 ve 13'teydi. Biz tam 8'de oradaydık ve o kadar beklemek istemediğimiz için dışarı taksiciyle pazarlık yaptık. Taksiciler genelde şey yapıyor böyle, birkaç kişiyi birleştirip işte atıyorum 30 euroydu, 3 kişiyi birleştirdi. Adam başı 10 euroya bizi buraya getirdi. Böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Buradan da zaten yine şeye binip, otobüse binip Üsküp'e geri döneceğiz. Burası hakkında ufak bilgi verecek olsam, burası Makedonya'nın en büyük ikinci şehri olarak geçiyor. Aynı zamanda Balkanların konsolosluk şehri deniyor buraya. Politik açıdan bu anlamda çok önemli bir şehir burası. Diğer Balkan ülkelerinin konsolosluk kraliçelikleri falan var burada. Bizim için tabii ki Atatürk'ün lise eğitimini aldığı yer olduğu için çok önemli bir şehir. Şehirde şu an Manolya Meydanı diye geçen bir yerdeyim. İkinci Filip'in heykeli var. Arka tarafta da Sirok Sokak vardı. Oraya gittik gelir gelmez. Kahvaltı etmek için çünkü çok erken geldik, açız. Ama yiyebileceğimiz hiçbir şey yoktu. O yüzden şu an Old Town'a gidip üstümüze börek atın diye yalvaracağız orada.
Selam, hızlı bir update geçiyorum. Muhtemelen şu anda Asgari İdadi Müzesi'ni izlediniz. Ben orada çok video çekemedim çünkü biraz duygulandım. Güzeldi yani, iyiydi. Müzeyi bir kere o kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum ben, bayağı büyük. Bir kısmını Makedon tarihi için ayırmışlar. Özellikle Bitola hakkında çok fazla bilgi vardı. Yani çok ilginç bir his. Atatürk'ün 17 yaşında, bundan yıllar önce o koridorlarda yürüdüğünü bilmek. Hele de hikayesi var ya, işte ailesinin yaşadığı topraklar işgal altındayken okuldan kaçıyor. Askere yazılmak istiyor fakat almıyorlar, okula geri dönüyor falan. Yani o his de 17 yaşında bir çocuğun o koridorlarda yaşadığını, yürüdüğünü bilmek. Sonra yıllar sonra o koridorlarda tekrar yürümek gerçekten çok değişik bir his, çok güzel bir his. Yani bence zaten bu toprakların en değerli yerinden biri. Biliyorsunuz Bitola'nın en değerli, en önemli yerlerinden biri orası. Özellikle biz Türkler için çok değerli ve önemli. Mutlaka gidip görmek gerekiyor. Bitola bayağı güzelmiş, yani öyle söyleyeyim. Bence Üsküp dışında her yer güzel şu anda. Ve zaten burası en büyük ikinci şehir. Do you have black tea? No, I think I only have green. Okay, green tea is okay. Okay, green is okay for us. Nerede kalmıştık? öyle, çok Bitola güzel bir şehirmiş. Yani Manastır Bitola, hangisini derseniz artık. Buranın şöyle bir ilginç yanı var bu arada. Buradan 15 dakika arabayla Yunanistan'a geçiyorsun. Herhalde burası ya son ya da sondan bir önceki kasaba köy gibi bir yer. Galiba bir köy var buradan sonra. Ondan sonra Yunanistan sınırı oluyor. Öyle güzel, biz bir çılgınlık yapalım dedik. Biz bir çılgınlık yapalım, trene binelim dedik. Dedik ki 5 saat sürse de sürsün. Yani yarın sabah Üsküp'te kalkalım, bize yeter. Okey. Bölmem gerekiyor, dönüşe konuşursun. Okey, nerede kalmıştık? Ya şu an bir çılgınlık yapmaya karar verdik ve dedik ki trenle gidelim. Tren saati 5 saat sonra. Hani 5 saatte de Üsküp'e gitsek okey aslında. Çünkü amacımız sabah Üsküp'te uyanmak. Çünkü yarın Üsküp'ten uçacağız İstanbul'a geri. Ama hani 5 saat burada ne yapacağız? Bitti şehir yani. Öyle ya, şimdi tren istasyonundayız. Yok, otobüs istasyonu deniyor. Otogar mı? Otogardayız şu anda. Buradan Üsküp'e döneceğiz. Onun hakkında da bilgi vereyim. Videonun başına vermiştim diye hatırlıyorum. İşte biz Ohrid'den buraya taksiyle geldik. Ama normalde 265 dinar gibi bir şey. Şu anda dinar 4 dinar 1 TL. Böyle düşünebilirsiniz. Buradan da Bitola'dan ya da Manastır'dan Üsküp'e 480 dinar aldık adam başı. Böyle 420 TL adam başı otobüs ücreti. Ortalama muhtemelen hadi 1,5 saat Ohrid'den sonra 3,5 sonra 4-5 saat sürecek gibi düşünüyoruz. O yüzden tam yorgunluğumuzun vurduğu noktada çat diye uyku vaktinde orada olacağız. Öyle ya. Şimdi otogarda bir çay söylemeye çalışıyoruz ama asla anlaşamıyoruz. Gördünüz zaten. Çok acıktık, yorulduk. Açıyız aslında. Açıyız böyle birkaç bir saat yeter. Ama yorulduk, bir çaya ihtiyacımız var. Hadi görüşürüz o zaman.